20 Eylül, 26 Eylül. Değerli terazi burçları nasılsınız? Tüm adalet sizin kapınızda ve döngü sizin hayatınızda olsun. Rabbim sizinle olsun. Güzellikler olsun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfamı biliyorsunuz. Günlük orada Türkiye ve dünya gündemi yorumluyorum. Takip edebilirsiniz. Yani özellikle şöyle söyleyeceğim. 22 Eylül Güneş Burcu Terazi Burcu'na geçişiyle birlikte sizin evinizde birinci eve denk gelecektir mutlaka. Geliyor zaten mutlaka demem yanlış olur. Yani sahne enerjiniz, sahne ışığınız, kendinizi tanıma, kendinizi bulma, kendinizle alakalı güzel şeyleri yapacağınız bir dönüşüm evresine giriş sağlayacaksınız. Enerjinizden dolayı da etrafınızdaki algı, oluşum, hayat, ruh size o kadar güzel yansıyacak ki. Hani uzun süredir kendimi kapattım, sadece kendimi bulmaya çalışıyorum dediğiniz bir nokta var ya. Evet, sizin şahane ışıksal enerjiniz dışarıya yansıyacak ve çözemediğiniz ve sorunlu olan her şey bu hafta biraz daha akıcı, biraz daha keyifli şekilde hayatınıza yön verecek. Yani inanılmaz bir enerji patlaması yaşayacaksınız. Yani sokakta yürüyor, aa bir şey mi yaptırdınız, aa enerjiniz ne, aa bir şey mi oldu diye. Hatta yani özellikle kilo probleminiz varsa bile insanlar ona bile takmayacak. O kadar güzel bir enerjiniz olacak. O yüzden bu enerjiyi çok uzun süre hayatınız içerisinde taşımanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ara sıra bir dengesiz ruh haliniz var. Yani öyle bir durum oluyor ki, yani göz nevreniz öyle bir açılıyor ki, acaba konuşsam mı ifadesini kullanıyorsunuz. Bence işinizle ilgili de çok güzel hevesinizi alacağınız yeni anlaşma, yeni oluşum, aslında bulunduğunuz noktadaki yeni oluşumlar sizi çok heveslendirecek. O yüzden işinize daha sıkı, daha keyifli sarılacağınız gözüküyor. Yeni ortaklı alanda iş yapmak isteyen, özellikle giyim üzerine, stilistlik üzerine, dekorasyon ya da spor ya da dans üzerine bir şeyler, kendi alanınızı oluşturmak istiyorsanız çok güzel başarı ve kendinizi bunlarla ilgili kurs almak istiyorsanız bunları çok iyi şekilde başaracaksınız. Yani sizin ışığınız muhteşem bu hafta. Ya yani o ışığı eğer enerji olarak dışarı yansıtırsanız size diyecek sözüm yok. Bir de yurt dışı ile ilgili planladığınız bazı projeleriniz var. Bunlar ertelenebilir. Bunlar da biraz sıkıntı olabilir. Ama eninde sonunda hayatınıza o kapı geçişi olacak. Sadece sabredin, sabırla bekleyin. Çünkü o iş yine sizin evrenize dönecek. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız iş yerinizle alakalı büyük kaoslar ve gerginlikler söz konusu olacak. Hatta istifa ya kadar gideceksiniz ama yöneticileriniz ya da bulunduğunuz insanlar sizi toparlayacak. Bazı terazi burçlarında da işinizle alakalı mobbing uygulaması olabilir, baskı uygulanabilir, sabrınız zorlanıyor olabilir. O yüzden lütfen işinizi böyle sımsıkı sandalyeye tutun. Onlar gitsin, siz kalacaksınız. O yüzden sabrınızı derin derin nefes alarak idare etmenizi öneririm. Özellikle avukat ya da hakim ya da savcı ya da üst rütbeli mecliste bulunuyorsanız koltuk değişimi, yer değişimi ile ilgili kararlarınız net biri olacak. Bu da size gelecek teklifle güzel noktaları eleştirecek. Stabil bir iş alanında çalışıyorsanız da maaşınızla ilgili mutluluk, hatta ufak da bir rütbeniz olacak. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Uzun süredir iş beklentiniz varsa, bakın enerjiniz çok yüksek. İş kapı istiyorsanız, güzel iş kapılarınız da hayırlı. Artık doğru noktayı bul ve yoluna bak diyorum. Bazı terazi burçları uzun süredir boşanma mahkemeniz ve ha bugün boşanacağım, ha yarın boşanacağım diye korkularınız varsa bu mahkemeler ertelenecek. Yalnız evlilik adımı bekleyen bazı terazi burçları hayatınızdaki insanlar sürpriz bir şekilde bu adımı atacaklar ama 2022'nin sonunda evlilik olacak, sadece yüzüğünüz takılacak. Bunun da tadını çıkartın. Bu da size iyi gelecek. Uzun süredir bir ilişki var ya, uzaktan ya da evet bir mesajlaşıyoruz, bir türlü birbirimize vakit ayıramıyoruz ya, artık bu ilişkinin bitirme kararınız doğru noktada. Lütfen boş boşuna zaman kaybetmeyin. Bu ilişki sizi yıpratıyor. Cevapsız sorularla dolu, şüphelerle dolu. Yepyeni bir kısmetiniz de var. Gözünüzü açın, bu ilişkiyi bitirin.
Sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız, evet, gönül geri dönecek. Hatta güzel de devam edecek. Sonra bu ilişkide tekrar bir ayrılık, sonra bir araya tekrar daha gelebilirsiniz. Ama bu ilişki böyle giderken bir bakmışsınız ki hop evlilik yoluna gidecek. Şimdiden beklediğiniz kişinin hayrı var. Bir de uzun süredir, bir senedir ayrı olan bir kişiyi bekliyorsanız hala bir umutlu. Onun hayatında başka biri var. Size de bir kısmet var. O gelen kısmeti değerlendirin. Çünkü mutluluğun tadını bulacaksınız diyorum. Özellikle ev hanımları. Bu ara en çok ve en çok gardırop temponuz olacak. Yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar, yeni atletler, bitişaleler, çoraplar, eldivenler, kışlık atkılar, böyle yeni bir gardırop. Herkes, ama eşinizi, çocuklarınızı ya da gençler seyrediyorsa, herkes kendi kıyafet dolabını yeniden, gardırop yenileniyor. Maşallah, at o eski gardırobu da, yenisini de koy, kıyafetleri de yine. Şöyle söyleyeceğim. Evet, gereksiz para harcamalarınız var ama dışarıda insanların sizi keyifle görmesini istiyorsunuz. En çok mutlu olduğunuz şey kıyafet, ayakkabı, takı. Evet, mutlu olduğunuz için bir şey demiyorum ama gereksiz o kadar çok harcamanız var ki en azından o bir tarafı frenleyin ki mutlu olun. Bir de ailenizde şeker ya da tansiyon problemi yaşayan birinin ciddi anlamda risk dönemi var. Doktor kontrolü istiyorum. Bir de bu ara evinizdeki elektronik spotlarınızda patlama olabilir. Elektriklerinizdeki ampulleriniz yanabilir. Evin enerjisinde bir düşüklük var. Evde bir koca karı otu yakarsanız, yani üzerlik de olur, koca karı da otu olabilir. Evinizin bir tüsüyle iyileşmesini istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle defne yaprağı ya da adaçayı yakılmasına karşıyım. Lütfen onun yerine üzerlik ya da koca karı otu yaparsanız sevinirim. Evet, sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.